Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün konumuz Drill mod ile ilgili. Drill mod nedir? Ona değineceğim. Ee, öncelikle bölge savaşıyla yani bir oradan farkı nedir? onları hemen bir sıralamamız gerekir. Ee, farkları şöyle sıralarsak, birimler öncelikle hasar almaz e, haliyle bir gideriniz olmaz. Bunun yanında herhangi bir hanedana katılma zorunluluğunuz yoktur. Yani tek başınıza istediğiniz yere bir savaş açabilirsiniz ve oraya farklı insanlar girerek aynı amaç için bir arada bulunabilirler. Bunun haricinde savaş bittikten hemen sonra gümüş kazanılır. En çok e, şeref diyelim şeref puanı alan kişiye en fazla gümüş verilir. E, girmeden önce zaten haritada göreceksinizdir hangi şehrin ne kadar gümüş haznesi var. Ortak bir e, paydada buluşuyor. Onu görerek o ilgili şehre saldırırsanız en çok hasar veren de en çok gümüş alıyor. Bir diğer maddemiz genel savunan olaylar. E, genelde savunan oyuncu yoktur. Yani oraya savunmak herhangi bir şey katmaz e, savunan kişi. Bu nedenle savunması amacı yoktur. E, son olarak da savaş bittikten sonra fethedilen yerler eski sahiplerine geri verilir. Atıyorum sizin fethettiğiniz yani sizin e, savaş açıp diril modu aktifken savaş açıp aldığınız toprak size ait değil. Bir önceki hanedan kimse sahibi ona ait olarak e, devam ediyor. Evet aralarındaki bölge savaşı arasındaki farklar bunlardı. Tavsiye olarak verebileceğim birkaç birim tavsiyesi mevcut bu konu hakkında. Bunlar ise öncelikle süvari birimlerini kullanmanızdan yana. Sebebi ise hızlı ve etkili olmaları. Önceliğimiz hızlı olması. Zaten hasar almadığımız için hemen şehre girdik. Saldırımızı düzenledik. Diğer askerlerden önce bir saldırı yaparsak haliyle daha fazla birim, daha fazla kahraman kesmiş olacağız orada. Hem o anlamda iyi hem de orada savaş bittikten sonra direkt bir sonraki şehre giderken bize hız kazandıracak birimlerdir bunlar. Peki hangi e, süvari birimlerini tercih etmeniz lazım diye soracak olursanız. E, benim tavsiyem memnun kaldıklarım Keşik, Leo, Manastır, Hüsar, Armiger. Bu e, beşi benim... E, Tab 5 dediğim kısım onlar oldukça iyiler. Eğer ki hiç elinizde şey yoksa süvari yoksa yeni başladıysanız mutlaka paralı askerler kısmından U'ya basarak kontrol edin. Orada haftalık yenileniyor. Eğer süvari birimi geldiyse mutlaka kiralayın. Bunun haricinde orada kiralık olarak görürseniz katafrakt ve ateş lansçıları da oldukça güzel birimler. Evet, bu videonun konusu bu kadar oldu. Bu saydığım maddeleri videonun ilgili kısımlarında ekranı zaten tek tek vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.